Harem'lik ve selamlık. Ahzab suresi 53. ayet. Ey müminler, peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulü'ne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. İşte bu ayetlerle Cenab-ı Hak, kadınlara tesettürün lüzumunu ve tesettürde erkek ve kadınlar için kalplerinde temizlik ve taharet olduğunu beyanla, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kadrini ve şanını yüceltmiş ve yükseltmiştir. Hazreti Ayşe, Sıddıka radiyallahu anha validemizden, Müslim ve Buhari'nin rivayetlerine nazaran, bu hicab ayetinin nüzul sebebi şöyledir. Ezvacı Tahirat, radıyallahu anhum ecmain, bazen akşamları Medine kadınlarıyla beraber boş meydanlığa gezinti için çıkarlardı. Hazreti Ömer, radıyallahu anh da, ''Ya Resulallah, eşlerinizi perde altına alsanız, zira huzurunuza her çeşit insan gelir gider.'' derdi. Lakin bu hususta Allah Celle Celaluhu tarafından bir emir gelmediği için, Hazreti Ömer'in radıyallahu an bu teklifine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sükût buyururlardı. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in temiz eşlerinden Hazreti Sevde radıyallahu anha validemiz adet üzere gezintiye çıktıklarında Hazreti Ömer radıyallahu an ya Sevde biz seni bildik dedi ki bu sözlerinden maksadı hicapla ilgili ilahi bir emrin gelmesini istemeleriydi. Şu halde nefsini azaptan kurtarmak isteyenlerin gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zamanlarında gerekse ebedi aleme irtihallerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eza verecek şeriatın hükümlerine aykırı bir harekette bulunmaktan şiddetle kaçınmaları gerekir. Hicab ayeti nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin akrabaları gelip Ya Resulallah bizler de perde arkasından mı konuşacağız demeleri üzerine Ahsap suresi 55. ayet nazil oldu ki, bu ayetle Allah Celle Celaluhu, Müslüman kadınlara yedi sınıf erkekten gayrisiyle konuşurken perde arkasından konuşmalarını emir buyurdu. Hülasatül Beyan fi Tefsiril Kur'an 11. Cilt Sayfa 4460-4462 8 Aralık Mevlana Takvimi